Arkadaşlar günaydın. Hepinize selamlar, saygılar. Biz şimdi uyandık arkadaşlar. Günü sizden açmak istedim. Çocuklarımı okula yolladım. Eşimi bekliyorum arkadaşlar. O da gelsin. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar migrenim olduğunu. İlaçlarla hiç geçmiyor arkadaşlar. Bu ara çok kötü başım ağrıyor. Herkes birkaç belki de 2 yıldır diyor yani hacimat yaptır, hacimat yaptır. Bir türlü fırsat bulamadım arkadaşlar. Bugün kalktık. Dün eşim termin aldı. Cuma günü. Cuma günü eşim termin aldı. Şimdi hacimat yaptırmaya gideceğim eşimle beraber. İnşallah faydası olur arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Bakalım Allah ne gösterir. Belki birazcık düzelirim. İyi gelir inşallah. Öyle arkadaşlar. Yorumlarınız için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olduğunuz için, videolarımı beğendiğiniz için. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Birkaç eksik var. Onları alır mıyız? Vaktimiz olur mu çocukları almaya gidene kadar okuldan? Ne pişireceğim bilmiyorum. Çocuklar büyük oğlum anne giderken dedi ki anne dedi şey pasta yap dedi. Belki sizden beraber bugün bir pasta yaparız. Yani geldim mi nasıl olurum bilmiyorum arkadaşlar. Birazcık tedirginim. Ama artık sonuna geldim dedim. Ameliyat da etsala beni kafamdan olacağım yani. Bunun sonu yok. Vurdu mu bana arkadaşlar gözüm. Sonra beni mideme vuruyor. Çok kötü oluyorum yani. Son 2-3 yıldır daha kötüyüm. Hafta 7 günse arkadaşlar 5 gün baş ağrısı çekiyorum. 5 gün. Öyle. Bakalım bugün de hayırlısından biter inşallah. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Saat 9'da terminimiz. Saat 8.30 ay şimdi arkadaşlar. Böyle yani. Sizler neler yaparsınız? Neler ediyorsunuz? Ne var ne yok. Hayatınızda kötülükler olmasın arkadaşlar. İyi olun. Akşam canlı açtık arkadaşlar. Herkes geldi. Çok sağ olun. Herkes diyor ki arkadaşlar herkes yayında 12-13 kişi oluyor. Senin yayınında 50-60 kişi oluyor. Nasıl bunu yaparsın? Arkadaşlar vallahi bir şey yapmayırım bak. Her zaman sorarlar. Özelden de yazarlar arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun abla diye. Ben hiçbir şey yapmayırım arkadaşlar. Vallahi yani. Diyorum size. Başka arkadaşlar mutfakta neler yapay pişiriyor görüyorum yani. Maşallah derim. Ben onun arkada da yapmayırım yani. Ben ne yapaysam onu çekerim size. Her zaman söylerim arkadaşlar. Ne yiysem. Tabii şey öyle dediydim size işte bir salataydı. Her dakika çorbaydı bilmem neydi. Onları çekmiyorum arkadaşlar. Bir ağır bir şey çekerim. O kadar yani. Gerisini de çekmiyorum gördüğünüz gibi. Yani neysem uyum arkadaşlar. Yapmacık hareketler size yapmak istemiyorum ben. Nereye kadar yapmacık olabilirsin? Neysem uyum yani. Gitti o yere kadar. Allah büyüktür. Dur bakalım ne olur. Allah herkesin kapısını hayırlı açsın inşallah. Bizimkini de. Ben şimdi aşağı ineceğim arkadaşlar. Mutfağımı topladım. Bulaşıklar vardı birkaç tane. Onları makineye attım. Üstümü giydim. Şimdi gidelim. İnşallah çekebilirsem. Gittiğimiz yerlerde de çekerim size arkadaşlar. Görüşürüz gene inşallah. Bakalım videomu nerede devam ederiz. Hadi Allah'a emanet olun. Merhabalar. Değerli dostlarım, nasılsınız? Biz eve geldik. Arkadaşlar, hacimatımızı yaptırdık eşimle beraber. Eve geldik. İyiydi Allah'a şükür. Birazcık acıyor ama iyi. İnşallah sonu iyi olur. Sağlık verir Allah. Böyle arkadaşlar, ben zaten buraları bakın toplamış gitmiştim, silmiştim hep.
Geldim, bugün beklenen gün arkadaşlar. Bugün kuymak yapacağım inşallah sizi. Beraber yapalım şimdi, gene konuşuruk. Şöyle koyayım bebek tripodumu. Böyle arkadaşlar, bakın arkadaşlar ben buna tereyağı koydum, erittim ki çok zamanınızı almayayım diye. Böyle beraber yapalım birlikte. Böyle telli peynirim var. Değerli arkadaşlarım böyle. Tuzum var. Şurada birazcık. Şöyle mısır unum var. Ama arkadaşlar bu mısır ununu ben Trabzon'dan aldım. Annem verdi bunu bana. Bu normal mısır unu değil. Bu fırınlanmış mısır unu. Yani normal mısır ununu buraya da koyabilirsiniz ama bayağı kavuracaksınız onu yani. Ama bunu çok fazla kavurmaya gerek yok. Zaten pişmiş bu yani. Hani pişmiş dedim. Mısırı fırında kavrulmuş. Arkadaşlar bakın şimdi unumuzu koyacağım. Benim arkadaşlar bunu eşim pek yemediği için bu sabah kahvaltıda yalnızım. O yüzden az yapıyorum. Bu kadar. Neyse koyayım bunu. Belki yer yok. Yemezsek dursun. Bunu şimdi arkadaşlar böyle birazcık yine kavuracağım. Bakın bu hemen siyahlanıyor. Çünkü unu kavrulmuş dediğim gibi. Bunu birazcık böyle yine de kavuracağım. Geçen pilav yaparken izleyicilerim yazmış bana arkadaşlar. Hanginiz bilmiyorum da. Keşke dediler teflon tencereyi demir kaşıkla karıştırmasaydın. Ama arkadaşlar o taraftaki çekmeceye geçemediğim için bazı nedenlerden dolayı mecbur o kaşıkla karıştırmak zorunda kaldım. Ama dediğinizden dolayı, dikkatinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ederim. Böyle şey de var. Aslında bakır tavam da var. Kuymaklık için ama arkadaşlar onu misafir geldi mi değerlendiririm. Öyle de gösteririm size. O çünkü çok büyük. Ben bunu şimdi iki kişilik yaptığım için eşim atıştırırım dedi. O fazla sevmiyor. Onun için arkadaşlar az yaptım. Bakalım nasıl olacak hep beraber. Bakın bunu çok daha kavurmayalım. Biraz daha kavurursanız arkadaşlar yanık kokusu gelir bu undan. Ona göre yani. O yüzden. Şimdi azıcık un dökeceğim. Su dökeceğim ona kettle'dan. Bakın arkadaşlar kaynamış suyum. Az az dökeceğiz. Bakacağız kıvamı nasıl. Ben de sizden göreceğim, anlayacağınız yani. Bakın ne kadar kat oluyor. Altını da kısalım. Böyle. Eşim peçete verdi bana, gördünüz mü benim centilmen eşim. Sen de görün ne olur yani. Tanıyacaklar seni ileride. Ocağımızı atlasa da arkadaşlar siz beni artık tanıyorsunuz. Çekinmece yok. Toplayacağız. Arkadaşlar birazcık da şimdi tuz atayım ona. Şöyle yeterli. Aha. Kuymak isteyen arkadaşlarıma gelsin bu tarif. Bunda bir şey yok arkadaşlar. Buna kimisi muhlama diyor arkadaşlar. Muhlama değil bu arada. Bunun orijinal ismi kuymak da değil. Bu kuymak, kuymak. Bakın arkadaşlar hiç topaklanma falan bunda olmuyor. Korkmayın yani yaparken hiçbir şey bunu olmaz ama siz kendi damak zevkinize göre de bunun suyunu tabi ayarlayabilirsiniz. Katı seve bu kadar çok su dökmeyebilir. Ama şimdi herkes yediği şekli biliyor arkadaşlar. Ona göre suyunu dökebilir tabii ki de. Böyle yapacağız onu.
Dediğim gibi altı kısık arkadaşlar. Kısık ateşte yapıyoruz bunu. Bakın. Şöyle göstereyim. Size daha yakından bakın. Heh. Bak muhallebi gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle. Peynirlerimizi şimdi bu bana göre oldu. Bakın. Görüyorsunuz mu? Kabarcıkları patlay. Kabarcıkları patladı mı peynirini koyuyoruz. Bunda peynir önemli arkadaşlar. Tellenmeyebilir bazı peynirler. Ona dikkat etmek lazım. Hangisini alacağız diye. Güzelce unumuza peyniri arkadaşlar yediriyoruz. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar telefona bakıp geldim hemen. Kusura bakmayın. Uyumamızdı arkadaşlar. Bakın. Oldu. Hazır. Şöyle. Bakın. Tel tel. Buyurun yiyelim arkadaşlar. Bu yapımıza yeter. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar böyle çok güzel. Bakın arkadaşlar bunun usulü bu arkadaşlar. Böyle olması lazım bakın. Şöyle şöyle alı battıra battıra etmek lan hiç yok. İnşallah. Tamamen kapatalım bunu şimdi. Bu ne abla tava lan? Öyle tabağa koyma moyma yok arkadaşlar. Abla ekmek lan battıracak bunu. Size göstereyim. Peyniri güzel tellendi. Tamam. Arkadaşlar şu tabaklarımı çok seven bir izleyicim var. Abla diyor geldim mi tabaklarını alacağım. İstanbul'da galiba. Bunlardan yollayabilirsem yollayacağım onu. Her diyor, her gördü mü diyor. Abla tabaklarını çok seviyorum. Burayı şimdi ben temizlerim arkadaşlar. Şimdi birazcık sizle konuşalım. Çayımız uyumamızı şimdi sıcak sıcak yeriz. Kısmet olursa. Arkadaşlar hacımatı ben korktum ama bu arada o kadar bir acısı yok yani. İnşallah iyi oluruk. Değer yani. Ne bileyim arkadaşlar. Değerse ama bir iki defa daha yani yaptırmak lazımmış. Bir kerenden geçmiyormuş. Yani o yüzden şey yapacağım. Bir iki defa daha yaptırmayı düşünüyorum. Dur bakalım ama. Böyle yani. Şimdi saat 11.30'a geliyor arkadaşlar. Biz daha kahvaltı yapmadık bu arada. Şimdi gördüğünüz gibi acıktık. Eşim zaten öylece işe gidecek. Ben de çocukları okuldan alacağım Allah nasip ederse. Bugün yemek ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım. O dediğim gibi o pastamızı yaparız belki beraber. Birazcık alışverişe mi giderim arkadaşlar? Bu vlogun sonrasını hep beraber
Yapıp size de gösteririm inşallah. Beraber bakarız ne yapacağımıza. Siz de benim ansınız artık. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla büyüklerimin gözlerin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah devam edeceğiz şimdi bu vlogun devamına. Bakalım nerede? Alışverişte mi yoksa pasta mı yapacağız? Öptüm sizi, bay bay. Arkadaşlar bundan bana çok bu. Düşündüm. Komşum da evde yalnız. Ona da azıcık tabağa koyayım. Şöyle vereyim. Kalanı da bana yeter. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun canlarım. Arkadaşlar merhaba. Ben arkadaşlar başladım ıslak pastamı, yaş pastamı yapmaya. Yaş pasta değilim arkadaşlar. Siz anlayın beni. Islak kek değilim. Çikolatalı ne bileyim. Soslu kek değilim. Ne derse az diyor. Benim yapış tarzım arkadaşlar böyle. İki tane yumurtayı kabıma kırdım. Ondan sonra ama bunu buradan alacağım arkadaşlar. Ben bunu hiç sevmiyorum. Darlanırım bunu gördüm. Dur bakayım. Şu şeysi var ya arkadaşlar. Yumurtanın zarı mı oluyor? Nesi oluyor? Ya burada bir beyazı var. Şöyle bakın arkadaşlar. Onu buradan alacağım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyduk. İki tane yumurtayı koyduk. Şimdi ben hiç bu bardağı dökmem ama siz görün diye döküyorum. Bakayım göz kararı. Bak bir bardakta koymadım arkadaşlar. Bir bardaktan ha bu kadar az. Bunu şimdi arkadaşlar ha böyle çırpacağım. Şimdi ha böyle çevirelim de hem de konuşalım. Çorban bir şey arkadaşlar bu arada. Pasta cumi de yapayım. Dursun. Geçen yaptıydık arkadaşlar beraber. Dedim size yemesek de dursun. O akşam misafirim geldi. Herkes rızkını yer. Bunu da yapayım. Ben bunu çok seviyorum ya. Bayılırım buna. Ben zaneli pastaları pek sevmiyorum arkadaşlar. Ha böyle yapayım. Robotla çırparım onu ama arkadaşlar robottan hem böyle güzel olmuyor gibi geliyor bana. Hem de duyamazsınız beni. Bu gene daha iyi. Bu yüzden ha böyle bakın arkadaşlar. Canlarım bakın. Bakın ha böyle çırptım bunu da. Şimdi bunu böyle çırptık. Şimdi ha buradan alacağım. Ha bu kadar süt. Bir bardak dolay dolmaya yani bir ağızlık az döktüm. Bismillahirrahmanirrahim. Sıvı yağımız tam yarım bardak arkadaşlar sıvı yağımız döktüm. Ondan sonra cime. Bu ne böyle bir karıştırayım arkadaşlar. Ha burada bir tane vanilyam var. Bunu da döktüm. Şimdi arkadaşlar şurada ayrı kalan unum var. Bu unun içine şu bir paket kabartma tozumu una karıştırdım arkadaşlar. Bu unun içine karıştırdım. Şöyle dökeceğim. Unun arkadaşlar göz kararı döküyorum. Kabartma tozunu una karıştırmamın arkadaşlar sebebini biliyorsunuz zaten. Ama gene söyleyeyim size. Tek başına tökersen şey oluyor. Topaklanıyor ya. O yüzden
tek başına dökmüyorum. Una artık karıştırıyorum bunu arkadaşlarım. Buradan anneler de beni çok izliyor. Abonelerimin anneleri yazıyorlar bana. Yurt dışında olanlar var. Türkiye'den olanlar var. Hepsinin ellerinden öpüyorum arkadaşlar. Gelmişken aklıma söyleyeyim. Unu az arkadaşlar. Biraz daha buna un ilave edeceğim. Şöyle. Yani göz kararı arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum size o yüzden. Şimdi yenmiş olmasın. Abla Aycuk da bakın arkadaşlar kakao. Ha böyle çok kapkara olmasın arkadaşlar. Çok kapkara oldu mu da nasıl yiyecek bunu uşaklar? Ha böyle birazcık şey olsun. Tam kıvamında olsun. Çok yoğun oldu mu o da yenmiyor. Hemen midesini alay insanın arkadaşlar. Ha tamam. Tam oldu arkadaşlar bakın. Arkadaşlar o kadar çok beni çaydırmak isteyenler var ki bu işte. Ama sayenizde hiç düşünmüyorum. Çaymayı. Allah'tan ki eşimin arkası burada çok kuvvetli. Şu anda araştırılıyor o kişi. İnşallah bulunacaklar yani. Çok gitmez ama. Onu da buradan söyleyeyim. Bakın arkadaşlar kıvamı böyle. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Can Oğuz'a gideyim. Can Oğuz'a. Beni sayıyorsunuz, seviyorsunuz da beni izliyorsunuz. Ya Allah razı olsun sizden. Ne yapayım? Arkadaşlar ne yeteyim ben? Aha. Sildim aburacı. Şimdi arkadaşlar bakın ha bu tepsimi yağladım. Ha bu kaşığımla nedir ha bunun adı? Fırça. Fırçalandı bunu. Güzel aburaları yağlayayım. Sıvı yağ döktüm bunu arkadaşlar. Sıvı yağ. Ha. Ha böyle. Tamam. Adamın sağlığı olması. Ha böyle yapıda yerim arkadaşlar. Çok şükür Allah'ımın adına ya. Aç diyorluk, açıkta diyorluk. Allah'ıma bin kere şükür olsun. Allah olmayanlara da versin. Bizim de huzurumuzu bozmasın ya Rabbi. Aha. Tamam. Bunu şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bu mübarek. Çok güzel oldu. Ese mübarek oldu vallahi. Aha. Bunu görüyorsunuz da. Ha böyle şey yeteyim. Arkadaşlar bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ha böyle. Aha. İyice ne böyle şey yeteyim. Ben aşağı dökmeyi hiç sevmiyorum şey. Canlarım. Çöpe dökmesin, dökülmesin de aldıklarımız, yaptıklarımız kim yırsa yesin vallahi ama çöpe gitmesin yala olsun. Heh, tamam. Bakın arkadaşlar. Habını da almadan var ya arkadaşlar. Habını da almadan derdim ki ben bunu sevmiyorum. Ha burası naylon. Her şeyin bir kolaylığı. Hep kaladı ya bu kapta. Şimdi bak hiçbir şey kalmıyordu. Her şeye bir kolaylık var. Paradan haber verelim. Arkadaşlara bakın tamam. Bu tamam oldu. Şimdi az sonra vereyim bunu fırına. 180 derece önceden ısıtılmış fırın arkadaşlar. Kekimi vereyim. Ondan sonra sizden şimdi koyayım bunu fırına. Sosunu yapacak. Arkadaşlar ben sosumuzu hazırladım. Bak size de söyleyeyim. Böyle tencereyi arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı zeytinyağı. İki kaşık kakao. Bir çay bardağı şeker. Döktüm arkadaşlar. Bunu şimdi pişireceğim. Arkadaşlar bir kaynamada aşağı alacağız onu. Yani bir kere kaynayacak bu kadar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şöyle.
Şimdi bunu böyle güzelce pişireceğim. Tarifli şekilde döktüm ki size söyleyeyim diye. Bu benim arkadaşlar her zaman yaptığım tarif. Çok yumuşacık oluyor. Güzel oluyor. Keki fırında pişiyor. Çorbam da pişiyor. Böyle arkadaşlar, sizlerde ne var ne yok, neler yapıyorsunuz, nerelere gidiyorsunuz, nerelerden yazıyorsunuz arkadaşlar, yorum yazdığınız zaman yorumların altına yazın neredesiniz diye, nerede duruyorsunuz diye yazın. Bakalım kim nereden yazıyor, nerelerden. Arkadaşlar bakın, yine göstereyim size şöyle. Şimdi bu bir kere arkadaşlar kaynadı mı, katı olmasını sakın beklemeyin yani. Katı olmaz çünkü onda un yok hiç. Olursa da katı güzel olmaz. Pişirdikçe olur belki katı ama güzel olmaz. Böyle bir kaynayacak, alacağız onu aşağı. İçerisi kırılıyor uşaklar, o da talan etiyle. Çok sevdim, yalan oldu zalim geceler. Vallahi. Aha. Bir yandan da çorbayı karıştırıyorum. Bir elimde puding, pastanın pudingi, bir elimde de mercimek çorbası. Şimdi arkadaşlar bu pişsin azıcık, 5 dakika karıştırayım onu. Dökerken beraber yapacağız yine. Arkadaşlar pastamız böyle. Bakın oldu. Şimdi buradan böyle bir dilimcik alayım, göstereyim size. Bakın. Aha. Çok güzel. Şöyle. Hadi bize afiyet olsun. Hoşça kalın.